Herhalde 20 gün önce bir söyleşi yaptık. Aradan 20 gün geçti. Seçime 4 gün var. Ne hissediyorsun? Vallahi o 20 günün içinde bayağı bir çalıştım. Zaten yoğun bir çalışmanın içinde yapmıştık hatırlıyorsam ilk röportajı. Bu 20 günün içinde hiç durmadan çalıştık. Gece gündüz çalıştık. Tipteki arkadaş, şöyle bir şansım var benim. Tipte çok genç potansiyel var. Çalışan arkadaşlarım çoğu da genç olduğu için cıvıl cıvıllar, hiç bilmiyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Habire benim buyurumu köpüğüne tutuyorlar, oraya çektiler, buraya çektiler. Ben de onlara ayak uyduruyorum. Çok insana ulaştık. Ve medyanın ilgisi çok fazla oldu. Özellikle tüm dünyada ki medyadan çok fazla ilgi geldi. Türkiye'deki medya biliyorsunuz çok ciddi bir sansür var. Hatta Halk TV bile sansür uyguladı bizi. Bunu da belirteyim. Fakat Türkiye'de sosyal medyada sosyal medya üzerinden yayın yapan çok ciddi bir şekilde izleyicisi olan mesela Nilgün Cabas, Nevşin Mengü ve benzeri birçok insan ve özellikle Artist TV'ye teşekkür ediyorum, iki kere konuk ettiler. Bunlarda da yoğun bir ilgi görüyorum ve sokakta çok güzel bir ilgi var. Yani mesela Cihangir, Kurtuluş, Şişli, Beşiktaş ve ben bu kadar tanındığımı bilmiyordum. Hani son zamanlarda evet çıktım, tanındım ama ilk çıktığımız günde Beşiktaş'ta İçişleri Müslü yanıma geliyordu. Beni tanıdığını söylüyordu. Bu inanılmaz umut vermişti bana. Dolayısıyla o umudu halen taşıyoruz. Şöyle diyeyim ben, şimdi ben ağır bir ameliyat geçiyorum. Bunu hep söylüyorum ama şundan dolayı söylüyorum. Doktorlar bana sınırdasın demişlerdi. Ben ondan önce de çok sınırda oldum. Her şeyde bir sınırdaydım. Şimdi bu seçimde de çok sınırdayım. O diğer sınırları nasıl açtıysam pazar gününde sınırın üstüne çıkacağım. Buna çok inanıyorum. Ve çok heyecanlı gidiyoruz. Peki. Şunu da belirteyim. İnsanlar lütfen özellikle trans kadınlar korkmasınlar. Mavi kimlik, pembe kimlik, hangi kimlikte olurlarsa olsunlar. Lütfen, lütfen korkmasınlar. O kimlikleriyle gitsinler. Sandığa gitsinler. Sandıkta hem Yeşil Sol'un müşavirleri, sandık görevlileri var, hem tipim var, hem de CHP'nin var. Bu üç yerden de destek gelecek. Kesinlikle korkmasınlar. O mavi kimliklerinde de gidebilirler. Hiç sorun olmaz. Ben daha önce deneyimledim. Hatta gidince AKP'liler bile benim gözümün içine baktı. Onların da gözünün içine bakacaklar oy versin diye. Tam tersi, çok güzel bir şekilde karşılayacaklar. Ve şunu da belirteyim, oyun, baraj, tipin baraj sorunu yok. Baraj sorunumuz olmadığı için de meclise giriyoruz. Lütfen LGBT temsiliyeti çok önemli. Bundan dolayı bir oy tipe, bir oy Kemal ediyor. Teşekkür ederim. Şeker nerede? Şeker miydi, kız mıydı? Şekerdi. Şeker şimdi doğum yaptım, sana yavrusu var. Yavruları fıt fıt yürüyor. İki tanesini sahiplendirdim. Bir tanesi bende kalacak. Biraz kalsın. Bakamadım, anladım ama ona da bir sahip olacağım. Böyle. Peki mecliste olduğunuz zaman ilk neyi değiştirmek ister? Ya ilk anayasanın 10. maddesine cinsiyet, kimlik ve cinsel yönelim ibaresini koymak için yani gecemi gündüzüne kalacağım. Ve bir de işsiz güçsüz kalıp sokakta açlıktan ölen trans kadınlar var. Bunların yaşayabileceği bir bakım evi, yaşlı evi mi dersiniz, sığınma evi dersiniz. En az bir iki tane. İlk işim bu.
Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ya burası eskiden ev yemekleri yapıyor muydu? Yok. Çok teşekkürler. İyi günler. Zaten ben bile renklerden yiyemiyorum. Merhaba Esen'e gelmem. Pek çocuk oldum. Olur. Evet. Bir yıldan pek görmüştüm. Allah'ım ben mi? Hadi görüşürüz. Çektin. Tamam anne. Bak. Şöyle söyle. Çekmiyor musun? Kafa yanlış yerde. Hadi. Geçim bir cevap. Çalmıyor.